çözüm kümesi bulurken çarpanlara ayırmamız lazım ayırabildiğimiz sorularda. Burada da x'ler ortak, x kare, eksi 3x, eksi 28 diye ayırırız. Bir kökümüz 0 geldi. Burada da bakın x eksi 7 çarpı x artı 4 deriz. Çarpımları eksi 28, toplamları eksi 3. Kök 7, diğer kök de eksi 4. Kökler böylece 0, 7, eksi 4. Hangi şık? D. Köklü denklemlerde önce şunu bir yapayım. X eksi 2 diye yalnız bırakayım kök x'i. Bulduğunuz kökleri arkadaşlar muhakkak deneyin. Çünkü bir çift dereceli kök asla negatif olamaz. Bu yüzden kök x her iki tarafın karesini alıyorum. X, x kare eksi 4x artı 4 diyorum. Atıyorum öbür tarafa. X kare eksi 5x artı 4 eşittir 0. Şimdi x eksi 4 çarpı x eksi 1 diyorum. Çarpımları 4, toplamları 5, eksi 5. Bir kök 4 geldi, bir kök 1 geldi. Ancak hemen sorunun başına döneceksiniz. Şimdi siz burada 4'ü yerine yazdığınız zaman sağ taraf negatif oluyor mu? Hayır. O zaman 4'ü kök olarak kabul edebilirim. Peki 1'i yazarsak ne oluyor bakın? 1 eksi 2'den sağ taraf eksi oluyor. Kök x'in eksi 1 olma ihtimali var mı? Yok. Bu yüzden arkadaşlar sadece buradaki çözüm kümemizdeki eleman 4 olmalı. C şıkkı. Fa eşittir 0, b ve fb eşittir 0. Bunun kökleri aslında x kare eksi 2x eksi 1 dediği için de şimdi burada a çarpı b, yani kökler çarpımı diyor bize. Kökler çarpımı c bölü a'dan f eksi 1. Yine arkadaşlar kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2 yapar. F2'ye bakacağız. Buna göre o zaman şimdi f eksi 1'i bulursak yerine yazalım. F eksi 1, 1 artı 2 eksi 1, 2 oldu. F 2, 1 pardon 4 eksi 4 eksi 1, buradan da eksi 1 geldi. 2 ve eksi 1 olmuş oldu arkadaşlar. Ne demiş bize? Noktalar arasında kalan bölge. Şimdi hemen noktaları gösterelim. Burada bakın eksi 1 ile 2 arasında kalan bölgeye bakacağız. Sarı, mavi ve yeşil oldu. Böylece cevap B şıkkı. Birinci kök ikinci kökün karesine eşit. Hemen neyden yararlanmalısınız? Kökler çarpımı. Çünkü hem burada çarpım durumu da var sonuçta. X1 çarpı X2 eksi 8. Hemen X1 gördüğüm yere X2'nin karesini yazıyorum. Bir de yanında X2 var. Tabanları aynı, üstleri topla. X2'nin kübü eksi 8 ise X2 eksi 2, eksi 2 olur. Böylece X1 de bunun karesi olduğu için 4'tür. Kökler toplamı arkadaşlar 2 oldu. Eksi B bölü A'dan A artı 3 eşittir 2. A eksi 1 A şıkkı. Şimdi kökler için bir ikinci derece denklem haline getirelim. İçler dışlar çarpımı yapıp 4MX eşittir 4X kare eksi 3M kare. 4X kare, 4MX'i sol tarafa atayım, sağ tarafa atayım pardon. Eksi 4MX eksi 3M kare eşittir 0. Kökler toplamı eksi eksi 4M bölü 4'ten M'ye eşit. Bu da 8 oldu. Şimdi buradan yararlanarak arkadaşlar M 8 olduğu için bakın 4X kare eksi 32X eksi 3 çarpı 8'in karesi. Kökler çarpımı neydi? C bölü A eksi 3 çarpı 8'in karesi bölü 4'ten eksi 48 oldu. C şıkkı. Turuncunun en büyük yüzeyi burasıdır. Çünkü bir kenarı x artı 3, bir kenarı x artı 2. Alanı x artı 3 çarpı x artı 2 olacak. Diğerinin de en büyük yüzeyi şu üst taraf, gördüğünüz gibi x artı 1 çarpı x artı 2. Turuncunun alanı mavinin alanının 3 bölü 2 katıymış. Böyle yapalım. Şimdi burada mavi prizmanın hacmini oranı demiş. X eksi 2 olamayacak. Bunu bir sadeleştirelim. Eksi 2 olursa, çünkü bakın burası negatif olur. O yüzden sadeleştirme hakkım var. Demek ki eksi 2'den farklı bir sayı. Hemen içler dışlar çarpımı 2x artı 6 eşittir 3x artı 3. Hep söylüyorum, sadeleştirme yaparken sıfır olup olmamasına dikkat edin. Önemli bir şey, sonuçta sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz. Eğer sağlayan değerlerden bir tanesi ise yerine yazarız. Kenarda tutarız. Eksi 2 olabilir derdik. Böylece 3 eşittir x oldu. Bizden hacimler oranı istenmiş. Artık yerine yazalım. 3 artı 1 4, 3 artı 2 5, 3 eksi 1 2. Bunun hacmi 4 çarpı 5 20, 20 çarpı 2'den 40 oldu. Diğerinin hacmine bakalım. 3 eksi 1 2, 3 artı 3 6, 3 artı 2 5. 6 kere 5 30, 30 çarpı 2'den 60.
Böylece hacimler oranında yine 3/2 oldu D şıkkı. Kökler toplamından yararlanalım çünkü bakın kökler farkı bir şekilde verilmiş katsayıları farklı olsa da kökler toplamı x1 artı x2'den 6. Taraf tarafa topladığımızda x2'ler gidiyor. 5x1 eşittir 10. x1 arkadaşlar 2. x1 2 olduğu için x2 4. Kökler çarpımı c/a'dan 8. m/1 c'den c şıkkı 8 oldu. 1/4. Kuvveti olduğu için her iki tarafın 4. kuvvetini alalım. 7x² - 12. 1/4'ün 4. kuvveti yine silinir kendisi olur. X üzeri 4 olur. Hepsini öbür tarafa atarsak x üzeri 4, eksi 7x² + 12 eşittir 0. Ne yaparız arkadaşlar? Ya x²'ye t dersiniz ya da çarpımları 12 toplamları eksi 7 olan bunlar vardır. x²-4, x²-3 de direkt diyebilirsiniz. Haliyle buradan x'in alacağı bir değer arkadaşlar 2 ve eksi 2'dir. Buradan da -3 ve -3'tür. Çarpımları -4, çarpımları -3, hepsinin çarpımı 12 oldu D şıkkı. Karelerden birinin kenarı x1, diğeri x2 verilmiş. Böylece alanlar farkı x1'in karesi eksi x2'nin karesi eşittir 16 oldu. İki kare farkı x1 eksi x2, x1 artı x2 eşittir 16, x1 eksi x2. Burada arkadaşlar toplamlardan yararlanalım önce o bir dursun. x1 artı x2 kökler toplamından 8. Böylece bakın kendiliğinden x1 eksi x2 de ortaya çıktı. Bunun bize faydası artık x1 ve x2'yi ayrı ayrı bulabiliriz. Taraf tarafa toplarsak 2x1 10, x1 5 oldu. Yine yerine yazarsak x2 3 oldu. Çarpımları 15. Kökler çarpımı c/a'dan m'ye eşit. Cevabımız E şıkkı. Şimdi önce şu rx'i bir bence çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. x-6, x-12 gördüğünüz gibi. Bundan sonra birazcık daha işimiz rahatlar çünkü r'nin içine p'yi yazacağız. Yani x gördüğümüz yere x²-x yazacağız gördünüz mü? Yine x gördüğümüz yere x²-x yazacağız. -6 - -12 olacak. Şimdi bu artık rpx arkadaşlar. Ve buradaki köklere bakarsak birisi x-3, x+2 çarpımından 3 ve -2, diğeri x-4 çarpı x+3'ten -3 ve 4 arkadaşlar. Böylece burada artık şunu söyleyebiliriz. 4, 3, -2, -3. En büyük kök 4, en büyük kök -3, çarpımları da -12 oldu C şıkkı. Eğer aritmetik ortalama geometrik ortalamaya eşitse sayılar eşittir. Bu kural aritmetik ortalama veya geometrik ortalama kısmında veririz. O yüzden burada size mesajı kökler eşit. Haliyle delta eşittir 0 olacak. Yani m kare eksi 4 çarpı m eksi 1 çarpı m eksi 1 eşittir 0 olur arkadaşlar. Böylece m kare eksi 4 m kare artı 8 m eksi 4 eşittir 0. Buradan da eksi 3 m kare artı 8 m eksi 4 eşittir 0. Hemen 3 m kare eksi 8 m artı 4 eşittir 0 deyip her iki tarafı eksiyle çarpıyorum. 3m'ye m diyelim. Şuraya da arkadaşlar 2 eksi 2 diyelim. Bakın -6 eksi 2 daha hakikaten eksi 8 oluyor. M'nin alacağı değerlerin çarpımı soruluyormuş. Bunu yapmasak da olurmuş gerçi. Biz tek tek değerlerini bulduk. 2/3 2. Alacağı değerler çarpımı da 4/3. Kökleri bilmesek de şunu bilebiliriz bakın. Birinin kökü x1 x2 olsun. Öbürününki a1 a2 olsun. Şimdi bir tanesini ben bir azaltıyorum bir kökü, diğerini de bir arttırıyorum. O zaman kökler toplamı değişmiyor ki yine x1 artı x2 ya da burada fark etmez hangisini de yaparsanız yapın. Bir eklediniz, bir çıkardınız. Böylece kökler toplamı ikisinde de aynı. Kökler toplamı -b/a'dan 4 olduğu için burada da aynı şekilde -e/2 4'e eşit olmalı. Bundan dolayı e arkadaşlar -8 oldu. Ben artık bunun köklerini bulabilirim. Sadeleştirirsek 2 ile x²-5 4x - 5 eşittir 0 olur. x-4 x-5 çarpı x+1 olacaktır. Çarpımları x5, toplamları -4. Demek ki bu alttakinin bir kökü 5'miş, bir kökü arkadaşlar -1'miş. Peki ben hangi denklemin köklerini arttırdım azalttım veya hangi kökünü azalttım arttırdım biliyor muyum bilmiyorum.
Birincisi, bu bulduğumuz denklemin köklerinden 5'i 1 azaltmışızdır, 4 olur. Eksi 1'i 1 arttırmışızdır, 0 olur. Böylece 4 çarpı 0'dan 4 olur. D'nin ilk değeri 4 çarpı 0'dan 4, 0 olur. D'nin ilk değeri arkadaşlar 0 geldi. İkincisi, deriz ki biz o zaman bir de 5'i 1 arttıralım, 6 olsun. Eksi 1'i 1 azaltalım, eksi 2 olsun. Bu da olur arkadaşlar. 6 çarpı eksi 2'den eksi 12. Böylece D'nin bir değeri de eksi 12 gelir. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Bakıyorum başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. İki mevzuyu da hallettik. Böylece D0 veya D-12 alacağı değerler toplamı eksi 12 oldu. B şıkkı.